Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bizlere destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Efsun benim arkama bakıyordu ki eliyle bana sus işareti yaptı. Daha sonra yanında duran çantasından bir kalem ve bir kağıt çıkarttı. Bir şeyler yazmaya, çizmeye başladı. Benim sol tarafıma bakarak, hızlı hızlı ve derin nefes alarak bir şeyler çiziyordu. Ben Ayla'ya bakıp ne yapıyor bu dercesine kafamı salladım. Ayla da bilmiyorum dedi kısık bir sesle. Efsun çizmeyi bıraktı ve birden kimsin sen? Ne istiyorsun bu kadından? Git buradan. Dumansız ateş. Git yoksa seni yakarım dedi. Ben şaşırmış bir vaziyette Efsun'a bakıyordum. O an Efsun bağırdı. Eda, bebek, bebeği istiyor. Ayağa kalkıp bebeğin olduğu odaya doğru koşmaya başladı. Arkasından biz de gittik. Bebek ağlamaya başladı. Odanın kapısını açtığımızda bebek yerde yatıyordu. Hemen Efsun bebeği alıp avazı çıktığı kadar Allah'ın laneti üzerine olsun pis şeytan. Terk et burayı diye bağırdı. Ben hemen gidip Efsun'un kucağından bebeğimi aldım. Sakinleştirmeye çalıştım. Efsun Ayla'ya dönerek "Ayla, Kur'an'ı getir hemen." dedi. Ayla yatak odasında bulunan Kur'an'ı alıp geldi. Kur'an'ı getirir getirmez bebeğim sustu ve Efsun yere yığılıp bayıldı. Ayla Efsun'u ayıltmaya çalışıyordu. Ben de bebeği beşiğe koyup hemen su alıp geldim. Efsun'u ayılttım. Efsun ayıldıktan sonra acıyan gözlerle bana baktı ve ''Benim güzel arkadaşım, o pislik şeyi sana kim musallat etti? Allah senin ve küçük aylanın yardımcısı olsun.'' dedi. Ben de ''Kim Efsun? Kimden bahsediyorsun? Biz hiçbir şey görmedik. Sen ne gördün?'' diye sordum. Efsun bebeği ve Kur'an'ı alıp içeri gelin. Size anlatacağım dedi. İçeriye geçip oturduk. Efsun çizdiği şeyi bana gösterdi. Çizdiği varlık, şekilsiz, ayakları olmayan, koç boynuzu gibi boynuzu olan, uzun tırnakları, simsiyah gözleri olan korkutucu bir varlıktı. Efsun'a bu ne Efsun diye sordum. Başını öne eğerek bunun adı İfrit. O bir cinal karısı, karabasan, ve bunun gibi şehir efsanelerinin atası o küçük Ayla'yı istiyor. Ve bunu sana sen Ayla'ya hamileyken birisi musallat etmiş büyü yoluyla dedi. Ben derin düşünceler içerisinde kim yapar ki böyle bir şey dedim. Efsun sen kocandan ayrısın değil mi dedi. Ben de evet dedim. Seni kocana çirkin göstermişler ve bu büyüyü yapan kişi seninle kocanın arasının açılması için de bir büyü yapmış. İfrit kabilesini musallat etmişler dedi. Benim aklıma tek gelen insan anaokulu öğretmeniydi. Efsun'a dönerek ben de korkutucu olaylar yaşadım. Halüsinasyonlar, kabuslar, gerçek kadar canlı rüyalar görüyorum dedim. Efsun bunların hepsi büyünün etkisinden. Bu büyüyü bozamazsak başına daha kötüleri gelecek. Bebeğini fırsatını buldukları an senden alacaklar dedi. Ayla ve ben korku dolu gözlerle Efsun'a bakıyorduk. Ne yapabiliriz peki dedi Ayla. Efsun da benim ne ilmim yeter onları kovmaya ne de gücüm dedi. Bir hüddam var yani hoca ona gitmeliyiz diyerek sustu. Ben de tamam o halde hemen gidelim dedim. Efsun olmaz şimdi gidemeyiz. Bebeğin doğalı henüz beş gün olmuş. Kırk gün boyunca bebek evden dışarı çıkamaz. Çıkarttığı esnada onlar bebeğe de musallat olur. Şu an sadece sana musallat olmuşlar dedi. Ben bir ay boyunca ne yapacağız o halde? Ya bebeğime bir şeyler yaparlarsa? Efsun ve Ayla biz senin yanındayız. Hiçbir şey yapamazlar. Gerekirse durum çok ciddi bir boyuta çıkarsa ben gidip hocayı yani hüddamı buraya getiririm dedi. Ve telefonunu elini aldı. Annesini aradı. Anne ben bu gece eve gelmeyeceğim. Aylan'ın yanında kalmam gerekiyor. Tamam anne diyerek telefonu kapattı. Ben Efsun'a dönerek peki sen o varlıkları nasıl görüyorsun? Biz neden göremiyoruz? Diye sordum. Efsun şöyle cevap verdi. Ben fala bakıyorum. Yani o varlıklarla biraz haddinden fazla içli dışlıyım. Bir sene sonra onların varlığını yanımda hissetmeye başladım. Onları görmeye, duymaya ve hissetmeye başladım. Onlar beni korkutmuyor. Bana zarar veremiyorlar. Aslında ben seni ilk gördüğümde gözlerindeki korkuyu ve endişeyi hissetmiştim. Korkmaman için sana bir şey söylemek istemedim. Fincanını ters çevirdiğimde gördüğüm ilk şey sana acımasızca yapılan büyü oldu. O sana musallat olan varlıklar bana git buradan dedi. O yüzden birden fincanı elimden attım. Sana yapılan büyüden kocan da etkilenmiş. O da halüsinasyonlar, kabuslar görüyor. Ama nasıl oluyor bilmiyorum. Onu koruyan bir şey var. Muhtemelen şu an yanında olduğu kişi bu işi gerçekten de iyi bilen, büyünün nasıl yapıldığını, hangi yollarla yapıldığını bilen bir kişi. O yüzden kocana zarar veremiyorlar. Biz bunları konuşurken akşam olmuştu. Hava kararmıştı. Efsun aileye dönerek Ayla, Aile, bütün ışıkları açman istiyorum. Ben 10 dakikalığına dışarıya çıkacağım. Keşke gündüz aklıma gelseydi. Benim evde o varlıklardan korunmama yarayan tılsımlarım ve muskalarım var. Hemen onları alıp geleceğim. Sakın kapıyı kimseye açmayın dedi ve çıktı evden. Efsun Evden çıkar çıkmaz Ayla kapıları kilitledi. Bebeği de alıp salona geçtik. Televizyonu açıp biraz kafamızı dağıtmak istedik. Televizyon izliyorduk. Efsun Gideli 10 dakikadan fazla olmuştu. Aniden telaşla kapı çalındı. Ayla ve ben bir anda korkup birbirimize baktık. Ayla bana "Sen bebeğin yanında dur. Ben açarım kapıyı." dedi. Kapıya yaklaştı. "Kim o?" diye seslendi. Kapının diğer tarafındaki ses Efsun'un sesiydi. Benim Ayla. Aç kapıyı dedi. Ayla kapıyı açınca Efsun telaşla Eda bebeği bana getir. Hemen onu almaya geldiler. Bendeki tılsımlar onu koruyacak. Getir onu bana dedi. Fakat tuhaf olan bir şey vardı. Efsun salona girmiyor. Salonun kapısının önünden kollarını uzatarak ver onu bana. Eda onlar buraya geliyor. Korumalıyız bebeği diyordu.'' Ben bu durumda bir terslik olduğunu hissettim. Efsun'un gözleri bembeyazdı. Siyahı kaybolmuştu. Tam o esnada Ayla'nın telefonu çaldı. Ayla telefona baktığında olduğu yerde dondu. Hemen salona girip salonun kapısını kapattı. Ben ne olduğunu sordum. Eda, beni arayan Efsun, o dışarıdaki varlık Efsun değil dedi ve bir anda salonun kapısına dışarıdaki varlık öyle bir vurmaya başladı ki sizi bu kapı koruyamaz. Dışarıya çıkın. Verin o bebeği bana. Sizi lanet çamur parçaları. Yoksa bu evi başınıza yıkarım. Cesedinizle diğer cinlere doyumsuz ziyafetler veririm. Kemiklerinizi köpeklere, gözlerinizi kargalara veririm. Çıkın dışarı. Verin o bebeği bana. Eğer bebeği bana verirseniz şeytan şahidim olsun ki size zarar vermeden gideceğim dedi. Ben mi hala salonun en dip köşesine geçip bebeği ve Kur'an'ı yanımıza aldık. Efsun tekrar aradı. Ayla telefonu açıp Efsun o burada senin kılığında geldi. Kandırdı bizi. Şu an biz salondayız. O içeri giremiyor. Ne olursun çabuk gel dedi. Efsun geldim. Kapıdayım ama bana kapıyı açmanız gerekiyor. Ben de anahtar yok biliyorsun. Kur'an'ı ve bebeği Eda'yla bırak.'' kapıyı aç dedi. Ayla kalkıp kapıya doğru yöneldi. Salonun kapısını açtığında ortada kimseler yoktu. Ayla hızlı adımlarla çelik kapıya doğru yöneldi. Kapıyı açtı ve karşısında kocaman iki metre boyunda kolları yere değen, gözlerinden ateş akan, ağzından irinler boşalan bir varlık vardı. Aman ya Rabbi, o ne kadar çirkin ve ne kadar solgun yüzlüydü. Adeta ölümün can bulduğu bir bedendi. Aylayı kolundan tutarak hızla dışarıya çekti. Hemen koştum, bağırarak bırak onu. Senin sorunun benimle. Gel, bak ben buradayım. Seni çirkin varlık dedim. O varlık arkasına döndü ve bana bakarak alacağım seni. Sana öyle işkenceler yapacağım ki, cin padişahının bile aklına gelmeyen işkencelere uğrayacaksın. Yakacağım seni. Kemiklerin kalana kadar yakacağım ve tekrar ve tekrar ve tekrar yakacağım seni çığlıklarınla kulaklarıma etinle çocuklarıma ziyafet vereceğim pis çamur diyerek bana doğru gelmeye başladı ayla elinden kurtulmuştu onun o şerli varlık tam beni yakalayacağı esnada arkama sakladığım kur'an'ı yüzüne tuttum ben kur'an'ı o varlığın yüzüne tutar tutmaz kendini geriye attı Tiz bir sesle bağırarak ortadan kayboldu. Efsun da gelmişti. Ayla merdivenlerde çömelmiş ağlıyordu. Efsun Ayla'nın kolundan tutarak yukarıya getirdi. Bana bakarak "Eda, bebeği yalnız bırakma." dedi. Ben bebeğin yanına döndüğümde bebek uyuyordu. Efsun getirdiği tılsımları ve muskaları evin dört bir yanına astı. Ayla korkudan konuşamıyordu. Ben de çok korkmuştum. Efsun, sakin olmamız gerektiğini, onların bizim korkumuzdan beslendiğini söyledi. Efsun, Ayla ve bana dua okuyun, ben de Kur'an okuyacağım. Onlar bu eve giremez. Dışarıdan duyduğunuz seslere hiçbir şekilde inanmayın. Kimi görürseniz görün, ne duyarsanız duyun. Kapı ya da pencereleri açmayın dedi. Biz de tamam dedik. Ben pencerenin kenarına oturdum. Ayla koltukta yarı uykulu bir vaziyette duruyordu. Efsun ise Kur'an okuyordu. Ben perdeyi hafifçe açıp dışarı baktım. Eren dışarıdaydı. Pencereden 3-5 metre ileride öyle durmuş bana bakıyordu. Eli yüzü kan içindeydi. Ağzından kanların geldiğini fark edebiliyordum. Sinsi bir şekilde gülerek elindeki bıçağı boynuna götürdü ve bir hamlede boynunu kesti. Ben çığlık atmaya başladım. Kendimi pencereden geri attım. Ayla ve Efsun ne oldu? Ne gördün Eda? dediler. Ben konuşamıyor. Sadece pencereyi gösteriyordum. Efsun ve Ayla pencereye yaklaştı. İkisi de büyülenmiş gibi dışarıya bakıyordu. Onlara seslendim. Siz de gördünüz mü diye ama cevap vermiyorlardı. Bir süre sonra ikisi de yere yıldı. Nefes almakta zorlanıyorlardı. Hemen gidip dışarıya bakmadan perdeyi kapattım. Ben perdeyi kapatınca Efsun ve Ayla kendine gelmişti. Onlara ne gördüklerini sordum. Efsun anlatıyor. Pencereden dışarıya baktığımda yıllar önce ölen üvey babamı gördüm. Beni her gün kemerle döverdi. Anneme de zulmederdi. Babam elinde kemerle yerde yatan anneme vuruyordu. Annem kanlar içinde benden yardım istiyordu. Annemin her yanı morarmış, şişmiş, yara beri içerisindeydi. Ve babam annemi dövmeyi bırakıp bir anda pencerenin önüne geldi ve ''Okuma pis çamur, okumanın bir faydası yok. Hepinizin dilini koparacağım, gavurun dölleri. O bebek bizim. Ya sadece o bebeği vereceksiniz bize ya da hepinizi diri diri yılanlarla dolu bir mezara atacağız.'' dedi ve sonra yere yığıldığını söyledi. Ayla hala şoktaydı. Ona sarılıp sakin ol Ayla sakin ol. Sabahleyin bebeğimi de alıp buradan gideceğim benim yüzümden. Size de zarar verecekler dedim. Ayla titrek bir sesle onu gördüm Eda. O buradaydı. Kimi gördün Ayla diye sordum. Ayla anlatıyor. Sinan. Sinan buradaydı. Camın diğer tarafında beni boğarak öldürdü ve çırılçıplak soydu. Bana yine ...tecavüz etti. Hem bana tecavüz ediyordu... ...hem de salyalarını... ...vücuduma akıtıyordu. Ve sonra bir anda camın önüne geldi. İğrenç bir sesle... ...seni özledim Ayla dedi. Çok kötüydü. Ben tekrar Ayla'ya sarılıp... ...onların, o gördüklerimizin... ...hiçbiri gerçek değil. Ayla, bize oyun oynuyorlar dedim. Sinan, Ayla'nın eski sevgilisiydi. İki yıl önce ayrılmışlardı. Sadist ruhlu bir çocuktu... Bir gün Ayla'yı evine davet edip ona uyku ilacı vermiş ve Ayla'yı yarı uykulu bir şekilde taciz etmiş. Ayla da buna direnince Sinan Ayla'yı döverek bayıltmış ve tecavüz etmeye devam etmiş. Daha sonra Ayla polise gidip şikayetçi olmuş. Fakat Sinan savunmasında ikimiz de alkollüydük. Hem Ayla kendi isteği ile benimle birlikte olduğu Bayılma falan yok.'' Alkolün etkisinden kafasını kapıya vurdu demiş. Aylan'ın da elinde yeterli kanıt olmadığından ve Sinan'ın evine girerken sarmaş dolaş bir şekilde gülerek girdiği güvenlik kameraları tarafından görülünce Sinan haklı duruma düşmüş ve Ayla hala o olayın etkisinde. Efsun, "Anlaşılan bunlar bizi en çok etkilendiğimiz şeylerle korkutmaya çalışıyor." dedi. İkisi birden bana dönüp ya sen ne gördün diye sordular. Ben de Eren'i gördüğümü hemen hemen sizin gördüklerinize yakın şeyler diye söyledim. O geceyi zor bela sabah ettik. Sesler, çığlıklar, kahkahalar duyduk. Kapılara vuruldu, camlara ölü kargalar atıldı. Kanla yazılar yazıldı. Adeta cehennemi yaşıyorduk. Dikkatimi çeken bir şey vardı. O sesleri bebek sanki hiç duymuyormuş gibi mışıl mışıl uyuyordu. Bunun sebebini Efsuna sorduğumda aldığım cevap beni çok mutlu etmişti. O bebeğin başucunda yüzlerce melek var. Onların sayesinde ve bizim okumuş olduğumuz dualar sayesinde ona musallat olamıyorlar. Bebeğe bir şey yapamıyorlar dedi. Evet, bebek bizim duyduğumuz seslerin hiçbirisini duymuyor dedi. Bu beni çok rahatlatmıştı. Nihayet sabah ezanı okunmaya başladı. Ezanın okunmasıyla dışarıdan gelen sesler bir anda kesildi. Hepimiz yorgunluktan bitap düşmüştük. Ezanın verdiği huzurla hepimiz olduğumuz yere uzanıp uyuduk. Uyandığımda bebek ağlıyordu. Efsun kucağına almış odanın içerisinde tur atıyordu. Hemen toparlanıp Efsun onun karnı acıktı. Ver de emzireyim dedim. Bebeği kucağıma aldım emzirmeye çalıştım. Ama bebek göğsümü ağzına alır almaz geri çekiyordu. Tekrar denedim. Tutamadı sanırım diye ama yine kendini geri çekti. Efsun bana bakarak ne oldu Eda dedi. Ben de bebek göğsümü almıyor dedim. Bebeği tamamen çekip göğsüme baktım ve o an şoka girdim. Göğüslerimin ucu morarmış ve göğsümden süt değil irin akıyordu resmen. Panikle Efsun'a Efsun, bu da ne dedim. Elini ağzına kapatarak kalk hemen. Hastaneye gidiyoruz dedi. Sesimizi duyan Ayla uyanıp neler oluyor kızlar dedi. Olanları anlattım. Efsun, ben hemen bir biberon ve mama alıp geleceğim. Ayla, sen bebeğin yanında kal. Onu yalnız bırakma dedi ve beraber Efsun'un arabasına binip önce eczaneden biberon ve mama aldık. Onları Ayla'ya bırakıp hastaneye gittik. Hastanenin Acil bölümündeki doktora durumu anlattık. Doktor kontrol edeceğini, göğsümü açmam gerektiğini söyledi. Ben hemen göğsümü açtım, gösterdim. Doktor göğsümü sıktı ve bembeyaz süt gelmeye başladı. Efsun ve ben şaşkınlıkla bakıyorduk. Doktor hanım, bir şey yok, normal. Belki de sabah aç karnına emzirmeye çalıştın. O yüzden süt gelmemiştir. Ama morarma falan yok dedi. Ben ve Efsun Teşekkür ederiz doktor hanım diyerek hastaneden çıktık. Efsun'a bu da neydi şimdi? Sen de gördün göğsümden akan irini değil mi Efsun? Ben kafayı yiyeceğim. Neler oluyor böyle diyerek ağlamaya başladım. Efsun arabayı sağ çekti ve Ayla'yı aradı. Ayla telefonu açınca Efsun Ayla'ya bebeğin durumu nasıl diye sordu. Mamasını içiyor çok acıkmış biz iyiyiz siz ne yaptınız diye sordu. Efsun da bana sus işareti yaparak Eda'nın biraz hastanede kalması gerekiyor. Sen bebeğe ve kendine dikkat et dedi ve telefonu kapatmadan Ayla senin odanın yanındaki boş oda var ya orayı toparla. Eda orada biraz kafa dinlemek istiyor. Hastaneden gelince diye söyledi. Ayla şaşkın bir şekilde "Tamam. Dikkat edin kendinize." dedi ve telefonu kapattı. Ben ne oldu? Neden öyle dedin Ayla'ya? diye sordum. Efsun da sen bana şu sürtüğün hangi okulda olduğunu söylesene dedi. Ben de saçmalama ne yapacaksın onu hadi eve gidelim dedim. Bu böyle olmaz Eda. Ona birinin haddini bildirmesi gerekiyor. Okula gideceğiz ve o kadını gerekirse saç baş yolarak arabaya bindirip eve götüreceğiz dedi. Ben de gündüz vakti bunun bir suç olacağını başımızın derde girebileceğini söyledim. Efsun cevap verdi. Tabi Eda, şimdi başımızda hiçbir sorun yok değil mi? Sen kendini düşünmüyorsan bebeği, küçük aileyi düşün. Ver şu adresi bana dedi. Ben de tamam ama sakin olacağına söz ver dedim. Efsun da tamam söz dedi. Okulun adresini verdim. Yaklaşık iki saatlik uzaklıktaydı. Efsun arabayı olabildiğince hızlı kullanıyordu. Ona dönerek Ayla'ya neden gerçeği söylemek yerine yalan söyledin dedim. Yüzüme baktı ve çünkü o da senin kafadan hayır gitmeyin deyip duracaktı. Ben başımıza yine bela alacağız diye söylenmeye başladım. Efsun bir şey olmayacak. Korkma emin ol içinde bulunduğumuz beladan daha büyük bir bela yok. Bana güven dedi. Uzun bir yolculuğun ardından okula gelmiştik. Efsun bana kadının hangi sınıfta olduğunu sordu. Ben de tarif ettim. Arabadan indi ve okula girdi. Aradan 5 dakika geçti ki gelip arabaya bindi. Ne oldu diye sordum. Kadın bir haftadır okula gelmiyormuş. Hastaymış. Müdürden ev adresini aldım. Oraya gidiyoruz dedi. Ben o kadının yalnız yaşadığını biliyordum. Ama evini bilmiyordum. Şu anki korkum Eren'in de o evde olmasıydı. Efsun'la beraber müdürün verdiği adrese doğru gittik o kadının yani Selma'nın evine gelmiştik. Perdeler kapalıydı. Müstakil, tek katlı, kır evi tarzı bir evdi. Efsun bana bakarak haydi yapalım şu işi dedi. Ben de ürkek gözlerle tamam dedim. Efsun çantasını aldı ve arabadan indik. Evin kapısına gelip kapıyı tıklatmaya başladık. Ses yoktu. Daha sert vurdu. Yine ses yoktu. Selma diye seslenmeye başladı Efsun. En sonunda içeriden "Sen kimsin?" diye bir ses geldi. "Efsun da, öğrencilerinin birisinin annesiyim. Sizinle konuşmam gereken şeyler var. Kapıyı açın lütfen." dedi. Selma, "Söyleyin. Sizi dinliyorum." dedi. Efsun, "Önce bir kapıyı açın. Siz misafire böyle mi davranıyorsunuz?" diye kararlı bir şekilde konuştu. Bunun ardından Selma kapıyı açtı. Selma, kapıyı açar açmaz Efsun tüm gücüyle sertçe kapıyı itti ve kapı hızıyla Selma'ya çarpıp onu yere yapıştırdı. Hemen içeri girip Selma'nın saçlarından tuttu. Sinirli bir şekilde ''Merhaba Selma öğretmen. Bugün senden bir şey öğrenmeyi değil, sana bir şey öğretmeye geldik.'' dedi ve saçından sürükleyerek içeri çekti. Ben de arkasından girdim hemen. Kapıyı kapattım. İçerisi çok pis kokuyordu. Salon gibi bir odaya girdik. Aman Allah'ım! Oda da duvara kanla yazılmış yazılar, asılı keçi bacakları, koyun kafaları, ölü kargalar ve şekilsiz silüetler çiziliydi. Selma, "Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden?" diye bağırıp debeleniyordu. Efsun, Selma'nın yüzünü bana çevirdi. "Ve bak, tanıyor musun bu kadın?" dedi. Selma beni görünce gözleri kocaman oldu. "Eda" dedi. Ben de yutkunarak neden yaptım bunu? Hiç mi vicdanın yok? Hiç mi acımadın dedim. Selma ağlamaya başladı. Eda beni affet. Ne olur affet. Ben günahımın bedelini ödüyorum. Sana musallat ettiğim cinler senden bebeği alamadıkları her gün bana işkence ediyor. Onlarla baş edemiyorum. Bunun böyle olacağını bilseydim yapmazdım. Affet beni diye ağlıyordu. Efsun Selma'ya sert bir tokat atıp ''Senin neyini affetsin lan? Pis şarlatan. Kadın çocuğunu emziremiyor. Göğsünden çamur akıyor. Lanet olası şeytan.'' dedi. Ben Efsun'a ''Sakin ol biraz Efsun'' dedim. Efsun beni dinlemiyor. Kadını sağdan sola vuruyordu. Kadın ağlayarak ''Ölmek istiyorum'' diye feryat etmeye başladı. Kadının saçını eline doladı ve ''Yok öyle kolay ölüm sana. Yok şekerim.'' Önce şu yediğin haltı düzelteceksin. Ondan sonra seni polise teslim edeceğim. İçeride ölüyor musun, yaşıyor musun? Sen bilirsin dedi. Ben Selma'ya yaklaşıp Eren nerede Selma dedim. Selma'nın yüzünde renk kalmamış, morarmış. Gözleri içine çökmüştü. Yüzüme acı nasıl bir şekilde bakıp sana büyüyü Erenle birlikte yaptık. Eren seni sevmediğini, beni sevdiğini söyledi. Aslında seni Eren'e çirkin göstermeye değil, Eren'i sana çirkin göstermek için büyü yaptık. Ama büyü ters tepti. Eren senin yüzüne bakamadığını, çok çirkin gördüğünü söyledi ve bir zaman sonra o da halüsinasyonlar, kabuslar görmeye başladı. Beni de şekilsiz yaratık olarak gördüğünü söyledi. Birkaç defa beni öldürmeye çalıştı. En sonunda gördüğü halüsinasyonlar ve duyduğu seslere dayanamayıp doktora gidip ilaç vermesini söyledi. Doktor da Eren'e şizofreni teşhisi koydu. Eren şimdi akıl hastanesinde dedi. Ben duyduklarım karşısında şoka girmiştim. Efsun Selma'ya tükürüp senin de gideceğin yer orası dedi ve bize bu büyüden nasıl kurtuluruz onu söyle. Selma da büyüyü yaparken bir kurban adadım. O kurban Eda'nın doğacak olan bebeğiydi. Ama siz her ne yaptıysanız cinler o bebeğe yaklaşamıyor ve bebeği alamadıkları her gün, her gece bana işkence ediyorlar. Onları kovmak için, büyüyü bozmak için denemediğim ritüel kalmadı. Tek çare o bebeğin onlara verilmesi dedi. Ben bu sözü duyunca Selma'nın boğazına sarıldım. Kolaysa alsınlar bebeğimi. Seni vereceğim onlara. Seni kurban edeceğim. Lanet olası kadın dedim ve o kadını oracıkta öldürmek istedim. Efsun beni tutup geri çekti. Şimdi burada olmaz. Onu Ayla'nın evine götürelim. Burası onun mekanı. Şu büyülere, tılsımlara baksana. Bu tılsımlar en lanetli cinleri buraya toplamaya yeter de artar bile. Onu bizim evde benim yapacağım ritüeller ile cinlere kurban sunup anlaşma yapacağım dedi. Ve Selma'ya ''Kalk ayağa gidiyoruz.'' dedi. Selma gitmemek için direndi. Bağırarak Arapça bir şeyler söyledi. ''Ey yuha levrit, izekun ta'cavip, ey yuha lefrit, izekun diye bağırıyordu. Efsun bana dönerek ''Eda acele et, onu bu evden çıkartmamız gerekiyor. İfrit kabilesini buraya çağırıyor.'' dedi. Ben de kalkıp hemen Selma'nın kolundan tuttum. Dışarıya çıkarmaya çalıştık. Selma kendini yere atıyor ve o cümleyi söylemeye devam ediyordu. Efsun Selma'yı yere yatırdı ve ağzını sıkıca bağlayıp ''Sus şeytan sus'' diye bağırdı. Selma hala o cümleyi söylemeye çalışıyordu. O bağırdıkça ev sallanıyordu. En sonunda büyük uğraşlarla Selma'yı evden dışarı çıkardık. Biz dışarı çıkınca Selma'nın evinin penceresinden onlarca gözün bize baktığını gördük. Efsun bana bağırarak hemen arabaya bin dedi. Ben arabanın arka koltuğuna bindim. Selma'yı da yanıma bindirdik. Selma acı dolu çığlıklar atıyordu. Efsun Selma'nın kafasına torpidodaki küçük levyeyi vurarak bayıltı ve gülümseyerek uyu bakalım sürtük dedi. Ben Efsun'dan korkmaya başlamıştım. Efsun da arabaya bindi ve çalıştırdı yola koyulduk. Ben Efsuna, sen bütün bunları ne kadar serin kanlılıkla yaptın öyle. Vallahi senden korkulur dedim. Efsun da bana gülerek hadi ya, tutmasaydım seni kadını boğarak öldürecektin dedi. Ben de o an kendime hakim olamadım. Ben ki sinekleri öldürmemek için tütsü yakan bir insandım ve bir de şimdiki yaptığım şeylere bak dedim. Efsun kısık bir sesle sen yapman gereken en doğal şey yapıyorsun. Yavrunu yılanlardan koruyorsun dedi. Tam o sırada telefonum çaldı. Arayan Ayla'ydı. Ayla nerede kaldınız? Sorun yok değil mi? Yok. Her şey yolunda. Sen ve bebek ne durumdasınız? Biz de iyiyiz. Bebek uyanık. Yatıyor beşiğinde. Ben de onun yanındayım dedi. Tamam geliyoruz diye telefonu kapattım. Ayla'nın evine geldik. Selma ayılmış inliyordu. Efsun Selma'yı hemen yukarıya çıkartalım ve bağlayalım. Acele et dedi. Ben ve Efsun hızlı bir şekilde Selma'yı yukarıya çıkarttık. Kapıya vurdum. Ayla kapıyı açtı ve şok olmuş bir vaziyette bu kim? Siz ne yaptınız? Neler oluyor dedi. Biz de soru sormanın zamanı değil. Yardım et dedik ve Selma'yı boş odaya alıp sandalyeye bağladık olanları Ayla'ya anlattık. Ayla da peki şimdi ne olacak dedi. Neden bana haber vermediniz diyerek evin bütün perdelerini kapattı. Ben bebeği kucağıma alıp onu tekrar emzirmeye çalıştım. Bu sefer sütüm normal şekilde geliyordu. Bebek karnını doyurunca uyudu. Onu beşiğine yatırdım ve Selma'yı bağladığımız odaya gittim. Efsun yere bir çember çizdi. Çemberin etrafına Mumlar yaktı. Onları çağıracağım dedi. Bebeğe karşılık onlara Selma'yı sunacağım diye söyledi. Benim de bu odada kalmam gerektiğini söyledi. Selma'nın etrafına çizdiği çemberin içine girdi. ''Elsun, Selma'ya hazır mısın? Birazdan seni arkadaşlarına vereceğim.'' dedi. Ve çemberden çıkıp ''Ayla'ya, Ayla sen bebeğin yanına git ve kapıyı kilitle, dua oku, ne duyarsan duy.'' kapıyı açma sakın. Ayla da tamam diyerek odadan çıktı. Efsun bana döndü. Eda sen de korkma onlar sana bir şey yapmayacak. Sadece çemberden uzak dur. Onlar bu çemberin içinden dışarı çıkamaz dedi. Ben de tamam diyerek bir köşeye oturdum ve Efsun'u izlemeye başladım. Efsun önce kısık sesle sonra yavaş yavaş sesini yükselterek ya Hennan. ''Ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Sultan'' diye bağırdı. Efsun bu isimleri söylerken Selma çırpınıyor, kurtulmaya çalışıyordu. Efsun birkaç defa bu sözleri söyledikten sonra odanın içine iğrenç bir koku ve şiddetli bir rüzgar girdi. Selma deliler gibi tepiniyor, çığlıklar atıyor, lanetler yağdırıyordu. Çemberin içi bir anda şekilsiz varlıklarla doldu irili ufaklı, uzunlu kısalı varlıklar. Ben de korkmaya başladım. O varlıklar bir Selma'ya bakıyor, bir bana bakıyordu. Efsun, Arapça olduğunu düşündüğüm bir dilde. Onlara bağırarak bir şeyler söylüyordu. O varlıklar ise bir süre sonra hepsi birden Selma'nın üstüne üşüşüp onu parçalamaya başladılar. Selma çığlıklar atıyor, eli ayağı yere dönüyor, ağzından kanlar geliyordu. Bu böyle yaklaşık 5 dakika sürdü. Sonunda o varlıklar Selma'yı boğazından tutup ayağa kaldırdılar. Tam o sırada Efsun bana "Eda pencereyi aç!" diye bağırdı. Ben olduğum yerden kalkıp pencereyi açtım. O varlıklar Selma'yı da alıp pencereden dışarı süzülerek çıktılar. Ben hemen pencereyi kapattım. Pencereyi kapatınca odada yanan mumlar söndü. Efsun yere yıldı. Hemen onun yanına gittim ve Efsun iyi misin dedim. Efsun evet ben iyiyim. Bitti Eda bitti. Onlara sunduğum kurbanı kabul ettiler. Sen de biz de bebek de kurtulduk. Bir daha seni rahatsız etmeyecekler. O öldü mü diye sorduğumda hayır. Muhtemelen evine götürdüler onu. O lanet yere ama artık ölü say onu. Bir hayat yaşayamaz o dedi. Boynuma sarıldı. Birlikte odadan çıktık. Ayla'nın olduğu odaya gittik. Ayla, "Neler oldu?" diye sordu. Efsun da "Bitti. Onlar Selma'yı alıp gittiler. Kurtulduk." dedi. Ayla da sevinerek benim boynuma sarıldı. Ortalığı topladık. O gece herkes, bebek de dahil, güzel bir uyku çekmiştik. Ben her şey için Efsun'a teşekkür ediyor, minnetlerimi sunuyordum. Sabah güzel bir kahvaltı yaptık olanları unutmaya çalışıyorduk. Tabii bu kolay olmuyordu ama unutmak zorundaydık. Kahvaltıdan sonra Efsun gitmesi gerektiğini söyledi. mi kucağına alıp hoş geldin küçük Ayla diyerek onu öptü. Bebeği bana uzattı. Ben de Efsun unutma küçük Ayla senin de kızın artık. Sen ve Ayla benim ve bebeğimin ailesisiniz. Boynuna sarılıp onu yolcu ettik. Herkes çok mutluydu. Artık ben kabuslar görmüyordum. Sadece arada bir Eren ve Selma'yı görüyordum rüyalarımda. Bana bizi affet, çok acı çekiyoruz diyorlardı. Elleri, yüzleri kan içinde, morarmış bir vaziyette. Bu olaylardan tam bir ay sonra akşam Ayla, Bebek ve ben otururken kapı çalındı. İki tane polis kapıdaydı. Ben endişeli bir şekilde buyurun memur bey dedim polislerden birisi Eda hanım siz misiniz dedi. Ben de evet dedim. Eda hanım sizi bulmak için çok uğraştık dedi. Ben de konunun ne olduğunu sordum. Kafasını yere eğdi ve Kocanız Eren tedavi gördüğü akıl hastanesinde intihar etti. Kendini en üst kattan aşağıya atmış ve ölmeden önce de beni affet Eda diye bağırmış. Başınız sağ olsun dedi. Ben de Memur Bey biz Eren'le Ayrı yaşıyoruz. Boşanma durumundayız. Bu durum beni ilgilendirmiyor. Ben affettim onu. Allah affetsin. İyi günler diyerek kapıyı kapattım. İçeri geçip düşünmeye başladım. Ayla yanıma geldi ve boynuma sarıldı. "Üzülme Eda. Herkes hak ettiğini buldu." dedi. Ben de, "Yok Ayla, üzülmüyorum. Sadece böyle olmak zorunda değildi." dedim. Ayla, "Ama böyle olmak zorundaymış." demek ki Eda dedi. Kızımı kollarıma alıp ona sımsıkı sarıldım. Onu kollarıma alınca her şeyi unutuyordum. Aradan iki sene geçti. Ayla, ben mevsun. Küçük Ayla'nın ikinci yaş gününü kutlamak için bir parti verdik. Her şey çok güzeldi. Mutluyduk. Parti gecesi hayatımın en güzel şeyi olmuş. Kızım bana anne demişti. Mutluluktan havalar uçtum. Allah herkese yaşatsın bu mutluluğu, bu duyguyu. Son olarak büyü iki ucu keskin bıçak gibidir. Yapılanı da keser, yapanı da. Ne olur uzak durun. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Emeğimizin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.